Günaydın, herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bayağıdır ben sabah kahvaltılarımızı çekmiyordum size. Kargolarım da gelmişken, kahvaltı hazırlarken onları da bir göstereyim. Çocuklara etkinlik kitapları aldım. Bu arada reklam değil, hani kendi paramla aldım. Onu bir söyleyeyim. Şöyle göstereyim. Bayağıdır ben bunları istiyordum aslında, bu dikkat seti kitaplarını. Tam bire başladı bile. Yine başladı bile. Şimdi çocuklar etkinlik yaparken de başına durmanız gerekiyor. Arada soruyor bana, anne bunu ne yapacağız, şunu ne yapacağız diye. Şöyle içeriğini de bir göstereyim hızlıca size. Zeka oyunları var, çizgi çalışmaları. Sonra burada bir sürü kitaplar var. Dikkat ve hafıza. Akıl oyunları. Koklama. Keşiflerim, çok güzel kitabın içeriği, matematik alıştırmaları, hepsini şununla yapacak. Burada gösteriyor zaten kitapta. Şöyle bir toplama var. Bu Miroş'um. Şimdi kaldıralım karışmasın, çünkü aslana da aldım aynı. 2 yaş etkinlik seti. 2 yaş daha kendini bilmiyor. Etkinliği mi olur onun? Evet, sen öyle deme. O kadar her şeyi kapıyor ki çocuklar anında. Şöyle 2 yaş etkinlik setini hızlıca bir göstermiş olayım size. Kitap. Çok güzel ya. Çok beğendim gerçekten. Bunlarla çalışacağız. Miralinda'nın okuluna da az kaldı. Aslında okullarımız açıldı. Değil mi Miralinda? Ama biz biraz daha tatil yapıyoruz. O ne güzel, o ne güzel. Miralinda okula gidecek ya. Aslında evdeyken böyle etkinlikler yaparım. Miralinda da hafta sonu okul sonrasında yapar diye düşündüm. Böyle kitaplar aldım çocuklara. Şimdi kahvaltıya ne yapıyorum? Burada böreğim var arkadaşlar. Bunları buzluğa atmıştım. İçinde lor var, salam var. Şimdi bunları pişireceğim. Miralinda'ya yumurta kaynattım. Aslan da kahvaltısını yaptı, çünkü çocuklar bayağı erken kalktılar. Bugün acıktılar. Bir de misafirimiz geliyor. Sürpriz bir misafir yolda. Aynen. Aynen, misafirimiz geliyor. Bir yandan da onu bekliyoruz. Bir de ben bugün Caner gece 5'te uyudum, inanır mısın? Uyuyamadım. Bir öğlen sen 1-2 saat uyudun da ondan. Uyudum diye galiba. 5'te yani sabah 5'te uyudum kaldım. O yüzden birazcık geç. Efendim? Şunları merak ediyordum. Birini açtım bile. Bakalım anne. Tek kişilik çocuklara lastikli çarşaf. Bu da çift kişilik değil mi? Hepsi takım. Vallahi bunlar da iyiydi ya. Kampanya dönemlerinde böyle değerlendiriyorum. Alıyorum, ıslak mendil aldım. İşte bebek bezi aldım. Çünkü Aslan'ın bir problemi vardı biliyorsunuz. Beze biz devam etmek durumunda kaldık. O yüzden bebek bezi de aldım. Onlar da geldi. Çarşaf da fena değilmiş yani. Bu fiyata göre değil mi anne? Çok ya, kaliteli değil de idare ama eder. İdare eder. Ben Instagram'dan kampanyaları paylaşıyorum arkadaşlar. Bu da böyle yastığıyla beraber geldi. Güzel. Şimdi bunlar makineye gidecekler. Biz de bir yandan kahvaltımızı hazırlayalım artık. Vallahi ben de çok vallahi acıktım. Ne konuştun sabah sabah aşkım? Enerji geldi. Oo, dur da kahveyle sahile gideceğiz bugün. Rutini bozmayalım. Şimdi kahvaltı yapalım da bir. Yandım ben. Yandım canım. Yaktın, yaktın bence. Dur, börekleri dur. Yaktın sen. Patlamasından alamıyor musun? Çek bir şey kuru yere çek ha. Yanmayan birine. Ne oldu be? Duman altında kaldık, yandık ya. Sabah sabah. Ay. Uy var ya, ellerim bildiğin yandı yandı. Eline sağlık. Afiyet olsun. Evet, kahvaltı yapıldı, rutin bozulmuyor. Elimde ördek ne arkanda, ördeğin ne? Bugün bir tane ördeğimle gidiyorum. Büyük ördeğimle. Küçük ördek evde. Sabahtan bir bayağı sıcak var. Eylül oldu artık. Dün iyi de hava. Fena değil ama bugün bayağı bir sıcak arkadaşlar. Yani sahilde kahve içmek bana çok iyi geliyor. Bir de bugün hani günlerden pazartesi, onu da söyleyeyim. Hı-hı. Muhtemelen herkes dönmüştür bugün Tuba. Yine eskisi gibi kalabalık 9.50 değil yani. 9.50'de okullar açılıyor. 2.50'de artık okul alışverişleri başlar yani. Şöyle söyleyeyim. 2 Eylül'de oryantasyon süreci başlıyor. Geçen sene de Miralinda bir hafta önceden başlamıştı okula, ama oryantasyon sürecini biz artık çoktan geçirdik yani. O yüzden eski okuluna da gideceğinden o sürece gerek olmuyor. Anne ne yapıyorsun?
Ne oldu kız? Etiketli kaldı şortunda. Açıyormuş. Etiketli kalmış. Dur. Bu da burada. Tamam. Kaldın mı gene bize? Yazın bize hiç uğramadın lan kör. Başkaları daha fazla yemek verdi galiba sana, şanslı. Şimdi kış geldi, bana kaldın artık. Bize kaldın artık. Ne yapıyorsun? Kocaman ya. Hadi gelin. Baksana. Oh. Sadece şimdi burada oturanlardan insanlar var. İşte burada kalanlar. Okula başlamayan çocuklar. Yerliler. Yerliler diyelim. Artık biz de mi yerliyiz? Biz yerli miyiz bilmiyorum. Tam olarak biz de yerli sayılır. Çünkü bir evimiz var burada, evet, yani. Evet. Yerli sayılabiliriz. Ay, yere gitti bile. Şimdi ben oturmuş oraya. Ay, kıyamam. Kahve içeceğiz. Ne yapıyorsun kız? Baksana şu oturmuş oraya. Çok komik. Minik ya. Minik. Bak şanslı geldi. Ya. Kaldın ya. Bize, kaldın. Bize kaldı, gördün mü? Boncuk. Ondan sonra pamuk. Hepsi dağıldı. İlk başta hep geliyorlardı bize. Çünkü kimse yoktu yazlıkta. Annem şanslı. Koç gibi. Koç, şuna bak maşallah. Sıcak da gelmiş olabilir. Genelde burada köpekler sıcaklayınca kendilerini denize atıyorlar bu arada. Bir serinliyorlar, sonra çıkıyorlar. Terliğini burada bırakmış. Kıyamam. Ya bir de bırakıyor burada terliğini. Sonra şuraya gitmiş. Burada oynuyor. Burada oynuyor. Yazık, kıyamam sana. Mira. Ne yapıyorsun kızım? Mira Linda. Şey de getirmiş. Kürek de getirmiş evden. Şurada bir cebi var. Cebine mi koymuş küreği? Koymuştu küreği. Evet. Mira, kürek nereye koydu küreği? Koy bakayım bir göreyim. Ha, böyle mi geziyorsun sen? Evet. Yavrum. Ne aldın sana? Amcamız gelmiş. Aslan. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin oğlum. Al. Aa, neler getirmiş al. Size. Aslan. Aslanınki nerede? Al. Hoş geldin, ne yapıyorsun? İyiyim abicim, sen nasılsın? İyi. İlk defa geliyorum yazdığımızda bu arada. Hoş geldin. Hoş buldum annem, çok özledim ya. Vallahi özledim ha. Vallahi çocuklarımı bayağıdır bir arada görmüyordum. Bugün gördüm hepsini bir arada. O kadar mutlu oldum ki. Biraz problemleri vardı arkadaşlar aralarında. Artık yok, çok şükür. Artık yok. Çocuklarım böyle. İkisi bir arada. Ben de çok mutluyum. Yani beni tek üzen konu onların böyle aralarının soğuk olmasıydı. Ama bayağı zaman sonra tekrardan her şey yoluna girdi. Ver amcam. Çocuklarım, Gürcan'ım çocuklarıyla, yeğenleriyle çok güzel oynuyorlar. Tuğba'yla, Caner'le iyiler. Böyle ya, yani bakalım. Ufak aslında sorunlar ailelerde oluyordu. Maşallah. Ama Allah'a şükür hepsi bitti. Bunu sizlere açıklamak istedim. İlk defa benim ağzımdan duydunuz. Benim üzüntüm de zaten sadece buydu. Ama bundan sonra üzüntüm kalmadı. O kadar mutluyum ki. Allah'ın hiçbir kardeşi, hiçbir anne babayı evlatlarıyla sınamasın arkadaşlar. Hep yanlarında olsun inşallah. Amin. Öyle işte. Gürcan'ım da geldi. Bugün onunla da kalacak herhalde bugün gene. Vallahi kalayım. Müsaadeniz varsa kalmak isterim. Müsaade var artık abinden, yengenden. Evi nasıl buldun? Rahat buldun değil mi? Valla bir kere geldim ya, öyle buldum. Hiç konumu da açmadım valla. Çabuk da geldi. Ha, bir kere tıraşa gelmişti, evet, doğru. Tıraşa geldim. Nasıl buldun evi? Hastanik tıraşı. Çok güzel ya. Gezdim. Maşallah, yeri de çok güzel. Begonvil'imizi gördün mü? Görmedim valla. Ben direkt çocuklar için daldan çektim. İlk önce bakkala gitmiş. Şunlara bakar mısın? Çocukların en sevdiklerini almış. Gürcan da çocukları aşırı seviyor. Biz hepimiz çocuk hastasıyız valla. Ailece çocuk hastasıyız. Ama yavaş yavaş hepsini aynı anda bir. Oo, ne çok şeyler almışım. Valla bunun da ne olduğunu bilmiyorum ama. Lök bakayım. Jel anne bunu sana veriyor, başka bir şey istiyormuş. Aslan'ın en sevdiğiydi o. Bak hepsinden iki tane. Vallahi ama seviyor musun bunu? Oo, ben zamanında abur cubur komasına gidiyor çocuklar. Biraz kaldırın onları da. Al sana da abur cubur aldım. Hadi kaldıralım, bunların hepsi bir arada olmaz. Günde bir tane. Ya bak Gökçen amca. Gürcan, sen bu ev tadilat yapılırken yoktun başında değil mi? Yoktum valla. Ben öncesini biliyorum ama ya. Hani neyi ne yaptılar maşallah. Çocuklara ıslak mendilde almıştım. Stoğum böyle bu kadar kaldı. Valla bitmesini beklemiyorum ben. Genelde internetten sipariş veriyorum. Çünkü çok daha uygun oluyor bezler, ıslak mendiller. Yani genel olarak her şey internette daha uygun fiyatlı arkadaşlar. Böyle misafirimize geldi. Bu arada misafirimiz de geldi. Çocuklarla oynuyorlar. Nasıl Begonvil? Beğendin mi Begonvil'i? Çok güzel olmuş.
Yani gölgeyi de kapatmış. Evet. Önceden perde koyuyordun ya, perdeye evet, daha hem güneşlik oldu hem çiçek evet, oldu. Evet, çok güzel olmuş. Ne ara buydu bu, ne ara eksensiz? Biz de anlamadık. Nasıl bir anda serpildi. Büyüdü. Burası bitti. Ne yapalım, denize mi gidelim? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Çiçek minik insan. Ay kıyamam sana. Şöyle bir tümsek olmuş sahil boyunca. Herhalde akşam bayağı bir dalga vardı. O yüzden şurası biraz meyilli. Benim titiz oğlum simit kumlu olmuş. Su getiriyor denize, onu temizliyor. Caner, Gürcan, annem, Mira, Aslan hep denizdeler. Ben kıyıda oturuyorum. Çocukları izliyorum. Çocuklar kıyıdalar. Annemler şuradalar. Şurada yüzüyorlar. Bugün deniz güzel. Dün bayağı serin de dediğim gibi. Oh oğluma aferin ya. Aferin benim oğluma. Temizledi. Şemsiyemiz de yine kırıldı arkadaşlar. Bu kaçıncı şemsiye bu sezon boyunca? Bir tanesi çalınmıştı. Sonra bir daha yeni aldık. O kırıldı. Sonra bir tane daha aldık. O da kırıldı. Caner diyor artık şemsiye falan almayacağım diyor. Bak şöyle kaldık şemsiyesiz. Caner duramaz güneşin altında. Bana ihtiyaç yok da çocuklar da zaten tüm gün denizde güneşin tepesinde altında duruyorlar. Bir Caner için yani alıyorduk şemsiyeyi. Ya şemsiyemiz yok. Kaçıncı kırılması bu? Bu üç. Üç o. Üç tane ya. Allah! Mira! Yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor. Aferin kızıma, aferin kızıma. Mira. Bravo. Bunu kapat. Hadi bir daha deneyelim. Hadi bir daha deneyelim annem. Aferin. Aferin sana. Hadi bir daha, hadi. Hadi. Ay dal kızım. Bakalım. Ağzınla burnunu kapat. Dal. Bir, iki, üç. Evet ya. Atayım mı? Bir, bak, iki, bak görelim. Hadi. Bak. Hava kapandı ama. Şimdi açtı. Bir kapıyor, bir açıyor. Gümbür gümbür yağmur gelecek sanki. Hadi. Aferin annem sana. Geliyor. Hadi. Dal bakalım. Dal bakalım. Dal hadi bakalım. Babası. Çok mutlu oldu. Üç. Hadi. Hadi. Mira, aslan sana pasta yapıyor bak. Bir de happy birthday to you diye diye pasta yaptı benim oğlum, annem. Vallahi aslan, ilerideki kızımız çok şanslı olacak Caner. Çok şanslı inşallah. Ay, senin eşi yaşadı. İnşallah. İyi insanlar denk gelsin. Kalbi güzel insanlar denk gelsin. Anam anam. Ay hadi happy birthday to you diyordun ya. Çok güzel oluyor pastamız. Kaleden pasta yapıyoruz. Kumdan pasta. Denizden geldik arkadaşlar. Şimdi öğle yemeği hazırlıklarına başladık. Karışık kızartma var. Annem. Az önce kavga ediyordum. Ne kavgasıydı o? Patates yeter dedim bir tava. Yeter, kaç kişiyiz yeter, Allah aşkına canım? 4 kişiyiz. Yeter mi kız bu kadar? Bu bana önce yeter. Tamam fare patates mi yiyeceğim? Patlıcan ben var, yemem. Köfte var. Ben patlıcan sevmem ki. Biber, domates sosu. Domates sosuyla çoğaldı şimdi. Karnımız çok acıktı. Bir tava dedim uğraşmayalım. Uğraşmamak olmaz mı? Ağzımızın tadıyla bir karışık kızartmayı hadi yiyelim. Hadi soy o zaman. Hiç. Şuna bak. 4 kişiye bu yetecek. Bir de bir çocuklar var. Oğlum bak biberler, patlıcanlar biberle var ya. Biberle karın doyar mı Caner? Bak ayağım. Köfte var. Olmaz. Kime yetecek o? 4 kişiyiz. 4. 6 kişiyiz. Hadi yap o zaman. Çok konuştun. Hadi. Bir çeyrek porsiyon patates koymuş. Vallahi restoran, kavga ediyorlardı. Açtım kamerayı. Restoran açmayan ben anneye. Vallahi bak az az porsiyonları koyar. Millet aç kalır sonra. Hadi soy patates. Anneme restoran açarsa. Biz en son gittik ya yemek yemeye. Annem ısmarlamıştı. Evet. Onları koymaz. Hayatta koymaz anne. Yeter diyor bu çeyrek. Ayıyamam, hep aç mı bıraktım sizi? Küçük küçük porsiyonlar mı yaptım? Ya, ama şu 6 kişi yeter mi ya? Gözünü seveyim. Ay benim de zaten acele de ne olur bir yandan çocuklar yiyecek.
Acele ediyorum. Çabuk yetişsin yiyelim diye. Acıktık ya. Tuğba patatesleri çıkartıyor. Tuğba sadece patates yiyecek de ondan biliyorum ben onu. Aa, hepsini yap işte ya. Bunları yapalım. Ya yap demesi kolay. Hadi başla. Ne var? Başladı işte. Bak elim köfteli. Sanki hiçbir şey yapmıyorum gibi konuşuyordu. Gelin kaynan atışması. Görün görün. Ay. Tuba da köfteyi karmış da. Tuba'nın üstünün üzerine iki dolu dolu tava patates yaptık, doldurduk. Patlıcanlarım, köftelerim vardı. Şimdi ben biberleri kızartınca yuvarlak yuvarlak böyle kesiyorum. Tuz, kekik. O kadar güzel oluyor ki arkadaşlar kızartmada. Yani denemenizi tavsiye ederim. Bu arada çocukların köftelerini de kızarttık. Onlar dışarıda... Tuba çocukları besliyor şu an. Evet, Tuba çocukları besliyor. Ondan sonra ben de burada kızartma bitti zaten. O çocuklar doyunca bizim karnımız doyuyor arkadaşlar. Yani çocuklar doyduğu zaman biz rahat ediyoruz. Evet. Yani. Hemen alttan zaten ıntıya da var. Ondan peynir sonra... ekmek yesek de bize yeter. Hiç sorun değil. Bizim yemeğimiz hiç sorun değil. Her türlü. Ama çocuklar doysun yeter. En iyisi çocukların da en sevdiği aslında. Bak bak ne yapmış. Ne oldu elin kaldı? Çıkar dilini çıkar çek. Köfteler bitmiş. Şimdi köfte. Dörder tane köfte vardı. Makarna patates. Yani... Kim olsa sevmez ki Caner bu menüyü. Ya bayıla bayıla yediler çocuklar. Baksana canım bak 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 bak. At annem ağzına. Oo! Kaynana şey diyor. Tuğba'nın isteği üzerine iki tava patates. Ama yani kızartmayı kim sevmiyor? Söyleyin şimdi bana ya. Zaten bir tavasını çocuklar yedi. Afiyet olsun onlara da. Oh ya annem hadi ham yap. Oh! 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 Şunlar ne zaman geçecek acaba Tuğba? Şu beyazlıklar var ya. Geçer ya, yavaş yavaş geçer. Şurası da bayağı kabarıktı. O biraz daha iyi olmaya başladı. İzi var tabii ki. Evet, şu birazcık inmeye başladı. Evet, yavaş daha yavaş. Böyle, dur oğlum, dur. Uyanıyor elleme aşkım. Hala unutamadı orayı. Ya yanağında yok ya. Burası çok da problem değil. Yanağı geçti çok şükür. Orada hiçbir şey kalmadı. Bak bak. Bak. Sadece omzunda küçük bir bölge var. Evet, o da geçecek ya. Argan yağı kullanıyoruz. Aman argan yağı diyorum ya. Sarı kantaron yağı kullanıyoruz sürekli. Doktor zaten ona önerdi. Çok fazla böyle özel kremler de kullandık. Kullanmadığımız krem kalmadı yanakla ilgili. Sarı kantaron yağını önerdi son olarak. Onu da böyle gün aşırı olarak sürüyoruz. O da bu şişkinlik zaten. İndi. Yani şişkinlik Evet. Vardı burada. Hı-hı. O şişkinlik indi şu an. Bir şey kalmadı oğlum, o da geçecek. O da geçecek ya, çok şükür. Babası ay, buranın tarlatında Aslan'ın kafası komple sarılıydı ya. Evet. Ama yani çok şükür her şeyde vardır bir hayır diyoruz. Hani yazın ortasında olsa bu sıcaklarda inanın dayanamazdı. Sıcaklarda o sargıyla duramazdı. Duramazdı. Kışın bile çok fazla terliyordu saçları o soğuklarda. Bir de sarıyordu. Bak. Sıcak ortamda durmaması gerekiyordu kışın yandığı için. Ama çok şükür atlattık ya. Geçti bitti gitti. İzi de kalmayacak inşallah. Yeni günden merhaba arkadaşlar. Kahvaltı hazırlıklarına başladım. Uzun zamandır pişi yapmıyordum. Sabah kalktım canımız da pişi istedi. Hem de çocuklar hamur işlerini doyurdun vallahi bu aralar bizi. Evet. Şöyle şimdi hamurumu ayarladım. Şimdi bunu parçalayalım. Çocuklar da kahvaltı yapmadılar. Hep beraber kahvaltı yaptılar. Açması ben, hamuru yoğurması benden. Açması da Caner'den arkadaşlar. Bak. Ne de yakışıyor eline senin her şey canım. Kahvaltı yapalım sonra balığa gideceğiz. İnsan da kalmadı ya sahilde. Evet. Kimse yok artık. O kadar kalabalık değil. Balık sezonu geldi. Sadece kurşun yok abi. O hani kaplumbağaların olduğu yerden atsak böyle. En azından kaplumbağa mı yakalayacaksın? Hayır, kaplumbağa yakalayacağız. Orada küçük balıklar da var. Ya kaplumbağa gelirse ne olacak? Atarız geri. Yemeyiz onu. Caner bir kıyıya almış şuradaki hamurları. Niye öyle yaptın aşkım? Şey, kare yapmaya çalıştım. Gerek ben... yok, bu istediğin gibi oluyor her türlü. Sağdan, soldan. Şöyle kes. Onun... Hiç şekli önemli değil ki bunun. Şöyle değil mi yani? Evet öyle de. Yani istediğin gibi olabiliyor yani. Evet babacığım. Bak böyle. Hamur istiyorlar. Al. Geldi ördekler. Şimdi bak böyle yapacağız bir de bunu Tuğba. Gel. Al bunu. Hı. Ben... ayak yapıyorsun. Keçi ayağı yapıyoruz. Baba. Aynen öyle. Annemin keçi ayağı bu. Baba. Böyle işte. Bu keçi ayağıymış. Caner'in kesimine bakar mısınız arkadaşlar? Hamurdan eser yok yani. Nasıl yok ya? Ne güzel kesmişsin. Baksana şunlar. İçi pişsin, içi. O pişer zaten.
İçi hemen pişsin diyor. Bak o piştiği zaman ne güzel kocaman bir şey olacak. Ne ya? Al bakalım. Oyun onları bekliyor. Ne ya? Oldu mu? Büyük yap diyor, büyük yap. Tamam büyük yaptım. Mira'nınkini yaptım. Şimdi Aslan'ınkini yapacağım. Ver bana. Şuna bak ya, almış. Kahvaltıdan sonra yine biz sahile geldik arkadaşlar. Boncuk da bizimle beraber. Artık köpekler gelmeye, yanaşmaya başladı bize. Sezon bitti ya, herkes gidince tabi birkaç kişi kaldı, yani çok fazla kişi yok. O yüzden gelmeye başladı Boncuk da. Şöyle bakın. Ne güzel dekor yaptık denize. Palmiye yaprağı çok güzel. Aslan da bir yandan oda kolluksuz başladı girmeye. Gözüm onda. Caner bir eve gidip geldi. Boncuk da burada gölgede oturuyor yavrum benim. Deniz çok çok güzel ya yine. Dayanamadı çocuklar. Biz bir kahve içmeye diye geldik. Her sabah kahve içiyoruz ya sahilde. Baktık çocuklar atlayıverdiler suya. O yüzden kıyafetlerini aldım geldim artık. Annemler de bugün dönecekler galiba. Annem de dönüyormuş. Deniz'den sonra artık Caner bırakacak sanırım. Tamam annem, dikkat et. Belki biz de gidip üretime uğrayabiliriz Manisa'ya. Aslan oğlum sen de korkmuyorsun. Derine geldi bakın. Çık kolluk takalım öyle gel. Ne yapıyorsunuz? Fotoğraf çekiliyoruz. Ben de aslanı çekiyorum. Ben sütlere bakışın. Memesini alalım mı? Ama aslan üstünü kirletmiş bile. Arabayla. Bu arada ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Gidiyoruz eve. Araba doldu. Biz de gidiyoruz bu arada. Birkaç gün kalacağız. Artık, hem annemleri bırakacaktık ben zaten. Arabayı aslan sürecek. Dedik abi. Gitmişken bu sefer işimizin başına da gidelim. Evet. Manisa'ya. Atölyeye de gideceğiz. Aslan diyor arabayı süreceğim diyor. Böyle yapıyor bir deliyle. Arabayı sürecekmiş. Arabalar gidecek. Bu arada çocuk odaları için çok güzel bir şey yapıldı atölyede. Yarın yani bir sonraki videoda gittiğimizde gösteririz size. Düt hadi. Baş kaza. Aslan. Annesi de her anını burada. Fotoğraflıyor. Yani. Instagram'da paylaşıyor. Anılar biriktiriyor. Evet. Hadi in bakalım. Bir de şunu bulmuş anne Tuğba. Bunu aldı getirdi arabaya. Merak ettim ne yapacak bunu. Ne yapacağım bunu? Akşamları bana şey yapacak. Padişah gibi sallayacak böyle. Şey, bu palmiye ne yaprağı bu. Bunu o kadar pahalıya satıyorlar ki canım inanamazsın. Bak gerçekten. Tutumlu kıyarım benim tutumlu kıyarım. Bu kadarını şöyle kenarlarını işliyorlar böyle kapatıyorlar böyle durmuyor. Böyle işliyorlar onları. Çok pahalı ben en büyüğünü buldum. Nereden buldun? Nereden buldun? Bir şey yapacağım işte Pinterest'ten falan bakarım dekor yapayım dedim yatak başına da olabilir. Güzel bir şeyler şoför, oluyor. Şoförlere baksana, bakın. Müzik de açıyorlar. Dedeleri görmesin. Dede görünce ay arabamın bir şey oldu. Ay. Hadi bakalım gidelim İzmir yolcusu kalmasın. Uyku mu geldi kızım senin? Aslan'ı da kucağına almış. Böyle mi gideceksiniz siz? Nasıl sırılıyor kardeşine? Kıyamam ya. Uyudu bile. Mira uyudun mu? Uyudu mu? Rol yapma. Rol yapma bak buradayım bak. Hadi bakalım İzmir yolcusu kalmasın. İzmir'den gelince de yazlık yolcusu kalmasın. Git gel böyle arkadaşlar. Güzel oluyor ama bizde de değişiklik olmuyor mu? Tabii canım çiçeğini çok güzelmiş bu arada. Aa bu var ya bu. Bak ne kadar çok çoğalttım. Bak. Sadece şuradan kopartıp bak. Bak şunu. Görüyor musun hepsi? Çoğaltma mı? Çoğaltma. Çok tatlı oldu. Begomil'e de şöyle bir bakalım. Begomil'in günlük gelişimi. Görüşürüz. 2 gün sonra. 2 gün sonra bu her yeri sarmış oluruz. Aferin benim oğluma. Aldı yine tırmığı eline. Çalışmayı çok seviyor. Ev işlerini sever. Bir yandan da dağıtmayı sever. Bahçeyi temizlemeyi sever. Bu oluş. Yanlayak. Oh toprağa bastım. Su yok annem onun içinde. Sahte o. Yapay o. Gerçek değil. Keşke su çıksaydı. Annem yazlıktayken bahçeyi merak ediyordu. Şöyle göstereyim. Bu çiçek çok güzel olmuş. Sonra begomil, budur begomili. Şu karşıdaki begomili hala aynı anne. Bıraktığın gibi. Hiçbir değişikliği yok. Bu arada annemin bahçe aydınlatmalarını da
Annemin bahçe aydınlatmalarını da yaktık. Ama çok karanlık değil ya şu anda. Belli olmuyor ya. Ama çok güzel bunlar ya böyle. Seyyar lamba. Bak benim kahvemin köpüğüne bak bak. Çok güzel. Size de burada veda edelim. Bugünkü kahve yetmeyince burada hem de yolda çok yorulduk trafikten. Kahvemizi içip evimize gideceğiz. Çocukların uykuları geldi. Uyurlar onlar da dinlenirler. Ben de bunu buldum. Patlamış. Patlamış mı? Ay, çok döndü. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.